Melodiyi Çağatay'la beraber bulduk. Sessizim, nefessizim bu hareket erliğim. Evet evet, yani Çağatay evden... Siz setten... çok yakın arkadaşsınız. Yani 8 yıldır aynen, aynı zamanda komşusunuz. Evet evet, aynen söyleyelim. Öyle. Yani bir tek o herkes gitmişti, bir Çağatay kalmıştı. Gerçekten öyle. Etrafında 3 ya da 4 kişi var. Onlardan birisi de Çağatay'dır ve bu duyguları işte bir tek onunla paylaşırım. Yazarken vesaire, konuşurken, müzik yaparken. O çok yardımcı oldu bana. Bir de gitarda çok usta. Bayağı iyi. Evet. Hadi yani ya, ben bilinmeyen bir özellik. Bayağı iyi olduğu için bana da böyle öğretiyor falan. Birbirimize paslaşıyoruz. İçe çekildiğim dönemde yazdım. Sessizleştiğim dönemde yazdım. Birden çıktı yani. Melodiyi bulduktan sonra gitti. 17 dakikamı aldı. Arka bahçeye çıktım. 17 dakikada yazdım, karaladım. Yani Çağatay'la o arabadaki story'yi paylaşmasaydınız da bu kadar çok insana ulaşabilir miydin? Ben ulaşacağını düşünüyorum. Yani bir iki hafta gecikirdi ama şarkı çok iyi çünkü. İçime çok sindi. Evet, şarkı çok güzeldi. Kesinlikle ben de katılıyorum. Ama Çağatay olmasaydı bu kadar çok duyulmaz diye düşünüyorum. Bir de birlikte yani bu melodi çıkarttığınız için de anlamlıdır sizin için. Tabii, arabada gidiyorduk. Aynen öyle. Bak dedim, şarkı bitti çıktı dedim. Seti yoktu o gün. Beraber bir yere gidiyorduk. Arabada şöyle çektim. Ben de normalde hiç böyle şey yapmam. O da hemen paylaş dedi, hemen bunu koy deyince benim de çok hoşuma gitti. Çünkü beraber de o onun da ruhu dokunduğu için, tohumu beraber ektiğimiz için dedim bak sonunda başardım. Çünkü o da biliyor benim mücadelem müzikle alakalı. O da hep diyordu bir gün olacak zamanı çünkü çok güzel yapıyorsun. Olunca da o da vesile olunca ekstra. Zaten daha bugün telefonda konuştum. Vallahi bilmiyorum yani sizin kadar iki yetenekli ve yakışıklı adamın baş başa böyle melankolik bir şekilde de sonra. Sizin aranızda olmak isteyen milyar kız var. Dışarıdan öyle gözüküyor. İnan öyle bir hayatımız hani yok. Bak. Hani hayaller hayatlar ya da hani siz zannediyorsunuz ki. Hani gerçekten bizlerde... öyle zannediyorlar. Ooo diyorlar bunlar. Vallahi öyle bir şey. Tam tersi olur. İki kişi gitar anladın mı? Yemin ediyorum öyle geçiyor. Ay, derdini derdini. İnsanlara da onu diyorum. İnsanlara da onu diyorum işte. İnsanlar anlamıyor. Herhalde bu da şey. Sanatçı olduğumuz için belki de o taraf birazcık bizi besliyor yani. Siz birbirini anlamaktan da besleniyorsunuz. Hı-hı. Yani hem bakışta hem enerjiyle bir de üretiyorsunuz da beraber. Aynen öyle. İnşallah da devamı gelir. İnşallah yani senin o stüdyodaki kayıtlarda gitarının Çağatay'ın çaldığı zamanlar gelir. İnşallah. Sözleri müziği beraber yaptığı zamanlar var, gelir. Var öyle 2-3 tane daha şarkımız var. Aynen öyle. Harika. İnşallah ileride bakalım. Sessizim, nefessizim.